Selamlar herkese. Ben İlter Alp'tan Harmony Güral. Bugün sizlere üst koridorun inceliklerinden bahsediyor olacağım. Her koridorun tabii ki kendine has özellikleri var. Fakat bunlar arasından en ilginç koridorun ben üst koridor olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni de en fazla çeşitliliğe açık olan koridor üst koridor. Eğer maçları takip edecek olursanız yüksek elo'larda üst koridorda oynanabilecek şampiyonun gerçekten hiçbir şekilde bir limit yok. Hani Vayne'in bile üst koridorda oynanabiliyor olması bunun bir göstergesi. Ayrıca One Trick Pony denen şampiyonlara bakacak olursanız, daha doğrusu oyuncu türüne bakacak olursanız, One Trick Pony League of Legends literatüründe sadece bir şampiyon oynayan insanlara denir. Ki size şöyle söyleyeyim, her türlü şampiyonun böyle bir oyuncusu var. Hani Doktor Mundo'nun bile var. Sezon 2'den beri sadece Doktor Mundo oynayan, normal oyunda bile başka şampiyon oynamayan insanlar varken hani hiçbir şampiyon için böyle bir genelleme yapmamak lazım. Fakat şöyle bir olay da var. En çok One Trick Pony haline getirilen şampiyonlar üst koridor şampiyonları. Buna bakacak olursanız Rengar. Yani Rengar'ı mainlemiş yüzlerce, binlerce oyuncu vardır. Riven yine aynı şekilde. Irelia. Bayağı bir oyuncu var yani bu şekilde. Adalet bize yol gösteriyor. Bunun nedeni hani bu One Trick Pony denilen şampiyonların en çok üst koridorda tercih edilmesinin nedeni diğer koridorlardan çok daha bağımsız bir koridor olması. Evet, ışınlan metasıyla takım oyununun bir tık daha arttığını görebiliyoruz. Sezon 3'te, sezon 2'de çarp diyorum, tutuştur metasında çok daha farklıydı. Tamamen koridor dominantlı üzerindeyken şimdi takım savaşı şampiyonları, Maokai falan tarzı şampiyonlar da gayet tekli dereceli sıralarda oynanabiliyor. Fakat profesyonel camiada üst koridor oynamakla tekli dereceli de üst koridor oynamak arasında dağlar kadar fark var. Profesyonel camiada oynamak tamamen takım oyunculuğunu gerektiriyor. Fakat tekli dereceli de üst koridor oynamak için koridoru domine edebiliyor olma yeteneğiniz gayet yeterli. Buradan başlayacağım. Özellikle şu anki metada eğer üst koridorda oynuyorsanız iki tane seçeneğiniz var. Ya tutuştur alacaksınız. Direkt üst koridoru ezmeye oynayacaksınız. Oyunun başlarından itibaren. Ya da ışından alacaksınız. Kamp başlayacaksınız. Base'e döndükten sonra bol bol can iksir alacaksınız. Koridorda sıkıntı yaşamayacağınızı garanti altına alacaksınız bu şekilde. Işından alıp kamp başlamayan şampiyonlar da var. Nar falan tarzı kamp kesemeyen fakat ışınlanın çok daha iş yapacağı şampiyonlar da var. Bunlar istisnalar. Zaten o şampiyonlar koridorda yardım olmadan da durabilen şampiyonlar. Üst koridorun en önemli olaylarından biri de eğer rakip size bir hamle yapıyorsa mutlaka buna karşılık vermeniz gerekiyor. Ben orada mesela bedavadan bir hasar takası çıkarttım. E düz atak. W açacağını düşündüğüm için tekrar düz atak yapmadım. Biraz geç açtı. Eğer yani rakip size bir tane düz atak yaptığında siz karşılığını vermezseniz bunun bir süre sonra bu koridor dominantlığına dönüşecektir. O hasar gitgide büyüyecek. Rakip bir anda sizin önünüze geçebilmeye başlayacaktır. Rakibinizi çok iyi okumanız gerekiyor. Rakibi okurken hareketlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela şu an inanılmaz çok canım gitti fakat o hem mana kaybetti hem can kaybetti ve sadece 3 tane can iksiri var. Burada hasar takasını kaybetmiş olmam, koridoru kaybetmiş olmam anlamına gelmiyor çünkü beni kesemedi. Gerçek irade Tekli dereceli yenilmez. oynarken rakibiniz çok çok açılabilir. Mesela bu kadar açılarak oynuyor olabilir. Kesinlikle hani dikkat edilecek bir durum fakat takım oyunundaki kadar riskli değil. Takım oyununda bir santim geçerseniz normalde olmanız gereken yere bu sizin tamamen ölümünüze yol açabilir. Anında ölümünüze yol açabilir. Fakat tekli dereceli sırada biraz daha farklı durum. Rakip ormancı ve sizin ormancınız da kesinlikle farklı oyuncular gelebileceği için bir saniye. Biraz daha geç atmalıydım. Neyse sıkıntı yok. Hepsini yok et.
Şu an minyonlarım çok fazla. Yani ben base'e gitmiş olsaydım bile, minyonları ellemeden base'e gitmiş olsaydım bile kendi minyonlarım ittiriyor olacaktı. Bu yüzden ittirmeyi seçiyorum. Minyonları kullanabiliyor olmak üst koridorda çok önemli bir faktör. Özellikle çok fazla minyon varken üst koridorda savaşmaya çalışırsanız çok sıkıntılı anlar yaşarsınız. Mesela böyle bir dalga benim arkamda varken Fiora'ya çok ileride bile, burada bile atar yapabilirim. Evet, ben 5 can iksiri aldım ama bunun karşılığında erken base'e gitme ihtimalinden feragat ettim. Yani onun ormancısı gelseydi ve bana baskın atsaydı koridora geç kalacaktım. Çok fazla minyon kaçıracaktım. Bu arada bayağı bir minyon kaçırıyorum ama düzeltiriz onu zamanla. Elim ısınık değil daha. Tetikte ol. Eşya seçimini karşınızdaki oyuncuya göre yapmanız gerekiyor. Takım oyununu düşüneyim derseniz koridoru direkt çöpe atmış olursunuz. Sallıyorum. Rakip takımda çok fazla büyük karakteri var diye ben ilk eşya Sihirşen kasarsam üst koridorda, bu direkt maçı kaybetmeme neden olur. Direkt karşınızdaki şampiyona yönelik eşya kasmanız gerekiyor. Ben Fiora'nın hata yapacağına güvendiğim için Ninja Tabisi'ne gitmedim ilk eşya olarak. Fakat Fiora'ya karşı Ninja Tabisi olabilecek en iyi eşyadır diyebilirim. Adalet bize yol Şimdi gösterme. üst koridorun inceliklerinden en önemlisi nerede duracağınızı bilmektir. Tam şu sınırı geçtiğiniz anda çok rahat bir şekilde baskın yiyebilir hale gelirsiniz. Çok yavaşsın. Neden zorladı anlamadım. Bir adım önde. Gerçek irade yenilmez. Hasar takası yaparken mutlaka canınıza dikkat edin. Kitle kontrolünüz varsa canınızın az olması avantajınıza olabilen bir durumdur. Çünkü canınız az diye rakip size girerse kitle kontrolünüz ile birlikte eğer yeteri kadar hasar verirseniz gerçekten hani rakibin hiç beklemediği bir şekilde skor çıkartabilirsiniz. Mutlaka çimenleri kullanın. Rakibe düz atak yaptıktan sonra çimene girmeye çalıştım. Üzerinde tutuştur olmasaydı gayet işe yarardı bu. Bu neyi sağlar? Siz minyonların arasında rakibe vurduğunuz anda o minyonlar size döner, size saldırmaya başlar. Bundan kurtulmak için çimene girip vizyonunu bir süreliğine de olsa kapatabilirsiniz. Yani rakip şampiyon oraya totem atabilir. Totem atsa da siz ona tekrar vurmadan minyonlar size dönmez. Siz çimenin içinde tekrar adama vurana kadar minyonlar size bakmayacaktır. Bu da hani oyun başında hatırı sayılır bir hasarın önüne geçmenizi sağlar. Keskin adımlar. Mana potumu basacağım. Bence kesebilirim tekrar burada. Canım az diye girmeyi düşünebilir. Kararlıyım. Mutlaka rakip oyuncunun ekleme sürelerini hesaba katın. Sıçrası olsun, genel ultisi olsun. Bunları bakalım. Rengar için baitlemeye çalışıyorum o yüzden. Aynen totem varmış. O yüzden Gerçek orada durdum. irade Biraz yenilmez. yürümeden bekledim. Burada tekrar baitleyebilirim. Çok fazla minyonum var çünkü. Tek atabileceğini düşünmüyorum ki daha da iyisi oldu. Çok iyi. Üst koridor genellikle kamplanması kolay bir koridordur. Üst koridor şampiyonları mesafe kat etme yeteneklerine sahiptir. Bunlar genellikle hedefe yönelik mesafe kat etmeler olacağı için kaçma mekanizmaları çok da güçlü olmaz üst koridor şampiyonlarının. Ayrıca üst koridora baskın atmak diğer koridorlara oranla çok daha kolaydır. Bunun nedeni bir çok fazla çimen olması. Yani çok rahat bir şekilde karşı ormancı bu çimenlerden birinde bekleyerek ninja baskın yapabilir. İki, çok fazla giriş noktası olması. Burada oynayan bir oyuncu için buradan giriş çok bariz bir giriş noktasıdır. Totemlesen bile buradan dolanarak rahat bir şekilde baskın atabilir oyuncu. Buradan da aynı şekilde eğer aralık kapatabilen bir yeteneği varsa, hani sıçramsa sallıyorum Rexxay'nin tünel yeteneği gibi, buradan geçerek çok rahat bir şekilde baskın atabilir. Diğer koridorlarda da burada da mesela aynısı yapılabilir, fakat iki kişi varken bu tarz bir eylem taraftan. çok riskli olacaktır. Üst koridorda o yüzden genellikle kamplanması en muhtemel koridor oluyor. Yine de çok riskli bir şekilde, çok agresif bir şekilde oynayabiliyorsunuz üst koridoru. Çok fazla oynanış tarzı var. Üst koridorda sadece
minyon kesmek üzerine oynandığı da olabiliyor. Sallıyorum, bir Shyvana alıp güçlenene kadar sadece Birlikte kendi olalım. kafanıza göre oynayabiliyorsunuz. Ya da bir Renekton, Darius alıp ilk 3 level'da rakibin minyonlara bile yaklaşmasını engelleyebiliyorsunuz. Her türlü oyun tarzına uygun bir Adalet bize yol koridor gösterir. açıkçası. Ve en önemlisi, kartopu etkisinin en bariz görüldüğü koridor üst koridordur. Bu savaş kazanılacak. Yum gitmeseydi iyiydi. Şimdi kule Kararlıyım. altında girebiliriz. W'sunu yememeye çalışmam gerekiyor sadece. Bir tane bedava hasar vurduk. Ne kadar hasar vuracağıma bakmak için. Bu all-in değil de gerektiği zaman çıkmam gerekeceğini biliyordum. O yüzden hop, kendimle birlikte götürüyorum. Bu kadar basit. Özellikle düz atak yapmadan önce onun W kullanmadığına emin olmaya çalışıyordum. Kulenin bana döneceğini bildiğim için olabildiğince rakibin içine girmeden oynamaya çalışıyordum. Yani gerekirse sıçrı atarak ya da yürüyerek kulenin menzilinden çıkabilecek olmama dikkat ediyordum. Ulti attı. Ulti attığı için özellikle kuleden uzağa gittim. Bu sayede hem onun güvenliği daha da tehlikeye girdi, hem de o ultisi bittiği anda ben ona düz atak yaptığımda ya da saldırdığımda kuleden hasar yeme ihtimalim daha düşük olacaktı. Bu iş burada biter. Şöyle söyleyeyim, çoğu şampiyon için belli bir rutin vardır. Minyon kes, savaş yap. Muhtemelen sıçra bile atmadan çok rahat bir şekilde oradan kaçabilirdim. Sadece o hareketi yapmak istedim. Q atıp anında sıçra atarsanız böyle rakiplerin beklemediği bir şekilde kaçış gösterebilirsiniz. Kesinlikle yapmama gerek yoktu. Orada ben çok rahat bir şekilde Zinzar'ı kesebilirdim. Manam fazla değildi ama Adalet bize yol canım gösterir. onunla eşitken, yüzdelik kısmı eşitken düz atak pardon E yapıp W açıp düz atak yapıp ulti ile burstleyebilirdim. Fakat biraz işin şaşalı kısmına odaklandım sanırım. Bu tarafta. Dediğim olay, ninja tabisi çıkabilirdim fakat bu hasarımın önüne geçerdi. Irelia üçlü kuvveti aldıktan sonra tamamen hayvana dönüşen bir şampiyon. Yani üçlü kuvveti aldıktan sonra eğer dakika bir şöyle söyleyeyim, dakika Yenilmez. 15'ten önce üçlü kuvvet alabilirseniz bir dakika 22-23'e kadar tek başınıza her türlü şampiyonu hatta 1 ve 3 durumlarda bile adamları kesebilirsiniz. 1 ve 3 durumlarda hani 3'ünü bile kesmeniz zor olabilir fakat en azından 2 kişiyi çıkartabilirsiniz doğru oynarsanız. E yeteneğinizi düzgün kullanırsanız. Düşmemeli. O 3 kişiler miymiş? Şöyle yapalım. Thresh çekebilirsek girebiliriz ama şu anlık biraz riskli, minyonları ittirelim. Neden bahsettiğimi unuttum resmen ya. Gerçek irade Ölmezsem iyi. yenilmezdir. Lan, ne? Minyonları mı öldüm? Outplayed. Ben son vuruşu Thresh yapsın dedim ama Thresh bizim Thresh'i Q ile tuttuğu için, bu arada bu normal oyun zaten anlamışsınızdır ama sıkıntılar yaşandı. Neyse, sıkıntı değil. Yani hepsi telafi edilebilecek durum. Eşya seçimi tamamen oyuna göre yapılması gerekir. Standart build'lerle bir yere varamazsınız. Belli şampiyonlar oynamak haricinde sallıyorum. Tryndamere oynuyorsanız oynayacağınız oyunların %95'inde aynı build ile çıkarsınız. Fakat
Bunun harici şampiyonlarda genellikle her maç kasma şeklinize değiştirmeniz gerekiyor. En azından eşyaları kasma sıranızı değiştirmeniz gerekiyor. Mesela ben şimdi donmuş yürek alacağım. Karşımda Fiora var, Xinzhua geliyor, Vayne var. Yani bu tarz bir karşılaşmada donmuş yürek en iyi eşya olacaktır. Fakat karşıda yetenek gücü şampiyonları olsaydı donmuş yüreğe gerek bile olmazdı. Sadece saldırı gücü taşıyıcısı için. Ben neden minyona düz vuruş yaptım? Abi zaten noob'um ne ya? Ben şaka yapıyor diye düşünüyordum. Bilgi neymiş? Platin 3 geçen sezon elmas. Keskin adımlarla. Ya üst koridor oynarken her türlü şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu arada tamam, niye anlatırken unuttum, ışın atınca unuttum, hatırladım şimdi. Ölmeyeceğim. Genel rutin her türlü şampiyonda minyon kes ya da ormancılar için, tam ormancılar için farklı, koridor oyuncular için söyleyeyim. Minyon kes, sonra Adalet bize yol savaş yap, gösterir. savaştan skor çıkar, objektif al şeklindedir. Fakat bu şeye kesinlikle uymayan bir tane şampiyon var. Ya bununla hiçbir şekilde alakası olmayan, Gerçek tamamen iradeyi oyun tarzı göstermez. değişik bir şampiyon var. O da Singed. Singed hangi koridorda oynanıyor? Üst koridorda. Hani buradan anlayabilirsiniz. Ayrı kittirme zaten genellikle üst koridor şampiyonlarının yaptığı bir olaydır. Fakat Singed'in olayı harita üzerinde baskı noktaları oluşturmaktır. Hani normal bir ayrı kittirmenin dışında baskı noktaları oluşturarak hem savaşları etki edersiniz, hem minyon dalgalarını etki edersiniz. Adalet bize yol gösterir. Bunun yapılabildiği en iyi koridor da üst koridordur. Bu da diğer koridorlardan bağımsız bir koridor olmasından kaynaklanıyor. Sallıyorum, orta koridorda bu kadar riskli bir taktiği yapmanız gerçekten sıkıntılıdır. Çünkü orta koridora hem alt koridorun erişimi var, hem ormancının çok rahat bir erişimi var. Hem üst koridor dilerse gelebilir. Fakat üst koridora rakip takımın erişim sağlaması için başka şeylerden feragat etmesi gerekir. Sallıyorum, alt koridordan destek üst koridora gelirse alt koridor oyuncusu büyük sıkıntılar yaşayacaktır tek başına. Ya, üst koridor oynarken dikkat etmeniz gereken en büyük nokta hasar takasları. Rakibin ne kadar hasar verebileceğini bilin. Gerekirse girin özel oyuna. Karşınızda bir oyuncu üst koridor, en çok oynanan üst koridor şampiyonlarını alsın. Bir bakın, hani kombosunu yaptığında 3. seviyede, 5. seviyede kombosunu yaptığında ne kadar vurabiliyor maksimum. Hepsini yok et. Güzel sıçra. Bunu nasıl aldın lan? Sıçra mı attı? Aha gel. Biraz oyunu okuyabiliyor olmanız gerekiyor. Rakip ormancı nerede olacak? Bunu tahmin edebiliyor olmanız gerekiyor. Özellikle yüksek eloda rakip ormancılar genellikle üst koridoru kamplamayı tercih ediyor, daha önce de söylediğim gibi, ve işsiz gibi kamplıyorlar. Yani sırf siz 2 santim açılın diye şuradan şuraya geçin diye şu çimende 3 dakika bekleyen ormancılar var ve bu 3 dakika beklemelerine de değmesini sağlıyorlar. Yani orada 3 dakika bekliyorlar seni. Belki kendi oyuncusunun minyon deneyimini çalıyor. Belki sallıyorum. Hani bir sürü şeyden feragat ediyor. Alt koridora yardım gerekirken gitmiyor falan. Ama seni orada kestikten sonra da önce senin kuleni alıyorlar. Sonra ikinci kuleye devam ediyorlar. Rakip takımı o tarafa çektikten sonra, üst koridora çektikten sonra o iki kişi sonra orta koridora gidiyor, yeni baskıları oluşturuyorlar falan. Üst koridorda o yüzden rakip ormancıya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Orada bir hata yaptınız mı cidden gidiyor. Artıma gideceğim. Kesebilir mi ikisini de aslında?
Ama üçünü kesemem. İki oynuyormuşuz. Fark etmemiştim bu arada. Biraz agresif eşya seçimi yapacağım. Çok önde olduğumuz için. Aslında tüyolar ya da yanında da üst koridora dair verilebilecek püf noktalar desek böyle gerçekten yüzlerce şey çıkar. Ayrı ayrı onlarca şey söyleyebilirsiniz. Şu durumda şunu yapabilirsiniz. Şu şampiyonla şu karşılaşmada şunu yapabilirsiniz falan şeklinde. Yani çok fazla detay var. Fakat ana prensip üst koridorda bir. Rakip takım rakip oyuncu size atar yapıyorsa bu atarın neden yaptığını bilin. Kazanabileceğini düşündüğü için mi yapıyor yoksa bedava hasar vermek için mi? Yoksa başka bir niyeti mi var? Yani rakip ormancı mı orada? Boşuna mı üstünüze geliyor? Yani tek başına kesebileceğini düşündüğü için mi üzerinize geliyor? Yoksa bir yardım aldığı için mi? Rakip oyuncu sizin hani mind games dediğimiz akıl oyunlarıyla ikisi aynı anlama geliyor sadece İngilizce Türkçe bu arada. Akıl oyunu yaparak hani bu şekilde oynatabiliyor mu? Esini atamasın diye hani belki kaçma ihtimali olur diye direkt ultimi kullandım. Sallıyorum hani adam ormancısının burada olduğunu size sandırmaya çalışarak üzerinize gelebilir, bedava hasar verebiliriz. Eğer siz bu blöfü yerseniz bedava hasar yemiş olursunuz. O yüzden üst koridorda en önemli olan olay haritayı okuyabiliyor olmak ve haritayı takip edebiliyor olmak. Bir, yani oyunu okuyabiliyor olursanız rakip ormancının nerede olabileceğini tahmin edersiniz. Şöyle yapalım. Oyalıyorum şu anda. Kese de biliriz. Ha. Kişi sayısı arttı baya. Yine de kesebiliriz. Ha, artık kesemeyiz yani. Olabildiğince artık yani o durumdan. Trash ayrılmasaydı bizden, yani ayrılması gerekmeseydi biraz daha iyi bir durum çıkabilirdi. Orada Ahri birazcık önde kaldı. Direkt çıkmamız muhtemelen en iyisi olacaktı. Sıkıntı yok. Bir şekilde hani daha önde çıktık diyebilirim. Yani öyle bir durumda daha kötü durumda çıkmamız gerekirken yine iyi bir durumda çıktık diyebilirim daha doğrusu. Ben orada olabildiğince oyalamaya çalıştım. Yani beni bir anda kesebilecek hasarların olmadığını bildiğim için. Pardon, Rengar'ı gösteren şey golem oldu. Burada şöyle döndüm. Ya dümdüz gitmeye çalışıyor olsaydım benim için sıkıntı olacaktı. Çünkü dümdüz giderken rakip takım sizi sürekli olarak görebilir. Hani vizyonunu koruyabilir. Fakat siz buradan duvardan değişim yaptığınızda bir vizyonları sıkıntıya uğrayacak. Hani minyonlar olsa bile anlık da olsa sıkıntılar yaşanacak. Ayrıca hareketlerinizi tam olarak tahmin edemeyecekler. Hani Thresh'in siz düz yolda koşarken Q'sunu tutturmasıyla siz duvar etrafından giderken tutturması arasında çok fark vardır. Harita okumayı, pardon harita diyorum, oyunu okumayı öğrendiğinizde bir rakip ormancının nerede olabileceğini tahmin edersiniz. Rakip orta koridor oyuncusu koridorunda olmadığında nerede olup olmadığını tahmin edebilirsiniz. Haritayı okumayı öğrendiğinizde ise sürekli olarak hani kim nerede bunları tahmin bunlara dikkat edersiniz ve sonucunda bay bay. Tuttur sen de. Thresh'in Q'sunu gerek yok aslında hiç oynamaya diyeceğim. Tamamen Vayne ölsün diye yaptım. Çok kötü oynadım bu arada. Yani sıçra çok gereksizdi. Ben sıçra atınca üstüne bir de Vayne yedi Nidalee'nin Q'sunu. Çok daha iyi oynayabilirdim orada. Neden öyle oynadım bilmiyorum. İrelia kasma şekli olarak bir sürü yol var bu arada. Hani üçlü kuvvetten sonra tamamen tank kasan oyuncular da var. Sadece Randuin alıp geri kalan eşyaları full saldırı gücü yapanlar da var. Yani duruma göre bunları yapanlar da var. Sallıyorum Irelia Carry Sue diye bir oyuncu var mesela. Her oyun farklı bir kasma şekli uyguluyor. Farklı eşyalar alıyor. Ve her seferinde de tam mükemmel verimi elde ediyor bu sayede.
O yüzden tek taraflı düşünmeyin. Hani her oyuna göre karşınızda hangi şampiyon var, bunu analiz edin. Eşyalarınızı ona göre seçin. Hayır. Mesela koridorda zorlanıyorsunuzdur. Karşınızda bir yetenek gücü karakteri vardır. Sallıyorum, Lissandra vardır karşınızda. İlk eşya olarak Ciri-Chen alabilirsiniz. İlk üçlü kuvvet çıkacaksınız diye bir şey yok. Koridoru kazanabiliyor olmanız ya da en azından eşit seviyede götürebiliyor olmanız üst koridorda en önemli olan olay. Hani ilk şu eşyayı bitirmek zorundayım, hiç zaman kaybetmeyin falan diye bir şey şartlama kesinlikle yapmayın kendinize. Farklı bir durum mesela. Üçlü kuvvet tamam çok önemli ama karşımızda Jax var. Deli gibi zorluyor bize. Birebir yapamıyoruz. O zaman Ninja tabi. Üstüne iki tane Doran kılıcı alabilirsiniz. Hani illa üçlü kuvvete çıkacağım diye kasmanıza gerek yok. Tabi önce bir hani rakibinizi ölçün tartın. Direkt defansif o eşyaları almayın. Hani rakip iyi oynayabiliyorsa, şampiyonun potansiyelini biliyorsa, size karşı bu potansiyeli kullanabiliyorsa o zaman o defansif eşya tercihini yapmanız gerekiyor. Ama hani rakip böyle bir oyuncu değilse, istediğiniz eşyaya çıkıp ona rağmen kazanabileceğinizi düşünüyorsanız buyurun istediğiniz gibi yapın. Çeşit Gerçek mahvolmuş kırmızı mücadele kılıcı mı? yenilmezdir. Ha, bizimki. Olay yaratabiliriz, ben şu an Karar çok verin. güçlüyüm. W açmadan tek atamadık. Taşın Q'sunu yememek için bir geri çıktım. O kitle kontrolü yemeseydim, daha doğrusu Vayne'in geri ittirmesine yemeseydim. Bayağı iyi 4'te 4 ya da 5'te 5 atabilirdim. Gerçi Rengar direkt Nidalee'yi tekledi ama olsun. Ya pozisyon vardı en azından, öyle söyleyeyim. Eğer tutuşur alıyorsanız üst koridorda mutlaka ilk 3 seviyede aşırı agresif oynayın mutlaka. Yani rakip ormancının orman dönme süresini hesap edin. Karşınızdaki oyuncunun koridora ne kadar hızlı geldiğine dikkat ederek rakip ormancının başladığı yeri tahmin etmeye çalışın. Ya şu can vermesi cidden sıkıcı. Tabii de tuz atanı projede. Nidalee orada can basmasaydı Q ile direkt öldüreceğim için sonrasında da rahatça biraz daha hasar verebilirdim diğer oyunculara. Daha can bassa. Çok fazla kitle kontrolleri olduğu için civa yatağını alacağım. Orada çıkmamız gerekiyor doğrusu kesin de. Biraz daha eğleneyim dedim. Yani kaçamayacak gibi geldi bana. Ya tutuşturla ışının arasındaki en büyük fark, tutuştur size birebir takaslarda çok öne geçirir. Hani rakip oyuncu 5 tane can iksiri bile almış olsa, hani orman kampından başlayıp 5 can iksiriyle bile gelmiş olsa, siz tutuşturla bir anda hasar vereceğiniz için, ki kullandığınız tutuştur da rakibin can iksirinin o anlık vereceği canı azaltacağı için, bir anda girmeye, all-in yapmanıza mükemmel bir avantaj sağlayacaktır. Yani bir anda girdiğinizde kesebilecekseniz, ki bunu en iyi yapan şampiyon Riven'dir. Lee Sin'dir. Lee Sin ve Riven üst koridorda en iyi all-in yapabilen şampiyonlardır oyun başında. Şunu keselim. O yüzden tutuşturu aldığınızda mutlaka hani vurayım, hasar vereyim, geri çıkayım falan şeklinde oynamayın. Çünkü siz bir kez hasar verdim, sonra geri çıktım, sonra tekrar hasar veririm şeklinde oynarsanız rakip oyuncu hani kamp yapmamış bile olsa, 5 can iksiriyle başlamamış bile olsa istediği zaman base atıp ışınlarıyla ile tekrar koridora gelebilir. Ama siz tutuştura yönelik hani direkt bir kez gireyim, kesmek için gireyim onda da şeklinde oynarsanız koridoru ezme ihtimaliniz çok daha yüksek. Çalabilirsek güzel olur ki çaldık. Koridorda çok fazla minyon var. Yine de burada savaşmayı tercih edebiliriz diyeceğim. Ben en iyisi gideyim üst koridora. Az bizim minyonlara bakar mısınız? Parayı kullanamadım resmen. Işınlanın olayı da şu. Avantajı şu, daha doğrusu üst koridora yönelik. Bir, eğer rakip oyuncu tutuşturduğunu adam akıllı kullanamazsa
Siz istediğiniz zaman base'e dönüp eşyanızı alabilirsiniz ve rakip oyuncu base'e dönemeyeceği için o sırada, dönerse de çok fazla minyon kaçıracağı için, ya zaten kendisi base dönerse minyonları ittirmeden siz direkt öne geçersiniz. Hani bir minyon dalgası en azından minyon deneyimi kazanırsınız, altınını alırsınız son vuruş yeteneğinize göre. Her rakip oyuncu base'e dönmezse de canınız fullenmiş bir şekilde geleceğiniz için ve fazladan eşyanız olacağı için yine kazanırsınız koridoru. Ama işte rakip oyuncunun o tutuşturu kullanamıyor olması lazım. Bir de bunun oyun sonu var. Oyun sonu tutuştur, hani takım savaşındaydı, birebirdi falan etki edecek ama ışınlanla siz ayrı kittirme yapabileceksiniz. Ayrı kittirmenin gücü çok, yani devasa bir olaya dönüyor. Özellikle bir de mesela ben Irelia oynuyorum. Irelia ile ayrı kittirme yapmak çok kolay. Çünkü karşınıza gelen bir tane şampiyonu çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. İki kişi geldiklerinde de bir kişiyi çıkartabiliyorsunuz. İkisini birden de çıkartabiliyorsunuz. Birini çıkartmasanız bile pasifiniz sayesinde kitle kontroller sizin üzerinize daha az etkili olacağı için hani sizin üzerinize oyuncu geldiğinde ölmeden kurtulabiliyorsunuz o durumlardan. Ultinizi de çok rahat bir şekilde ittirebiliyorsunuz minyon dalgalarını. Adalet bize Play yol saldırı hızı kastığınız için rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Nidalee yaklaşmak gibi bir hata yaptı. Özellikle orada bir an durdum. Yani Thresh'in özellikle oraya Q atması için. Tam oraya atacağı sırada da şuraya doğru yöneldim. Yetenek atışlarından kurtulmak için rakibinizi biraz analiz edin. Hani sallıyorum, adam Thresh oynuyorsa bir bakın 10 tane vuruşundan kaçını tam olarak koşu yoluna atıyor. Kaçını tam olarak size doğru hani düz bir şekilde atıyor. Hangisini daha çok yapıyorsa muhtemelen bir sonraki Q atışında da aynı şekilde atacaktır. Hani profesyonel oyuncularda sürekli değiştiriyorlar atış biçimlerini. Hani rakip tarafından analiz edilememek açısından. Fakat genellikle solo Q oyuncuları yüksek elo bile olsa bu alışkanlıklarını değiştiremiyorlar ve hep aynı şekilde atıyorlar. O yüzden rakibi okuduktan sonra çok da zor olmayacaktır sizin için. Buradan çıksak iyi olur. Ölmezdi ama de kalmamış oldu. Karşınızda eğer Riven, Rengar ya da Lee Sin varsa üst koridorda kesinlikle oyun başında hani agresif olmaya çalışmayın. Çünkü bu karakterler size direkt oyun başında saldıracak karakterlerdir. Tutuşur almasalar bile çok rahat bir şekilde sizi kesebilirler ki genellikle tutuşur alırlar. Bu tarz şampiyonlara karşı biraz bekleyin. Siz biraz tankımsı eşyaları çıkabilmeye başlayın. Minyon kesin. Gerekirse hani birkaç minyondan feragat edin. Minyonların deneyim puanından bile feragat edebilirsiniz. Sonrasında zaten siz bir yerden sonra çok daha az hasar yemeye başlayacaksınız o oyunculardan ve siz yine de hasar verebileceksiniz. Bir sallıyorum Shen. Hani full tank çıksa bile hasar vurabilen bir şampiyon. Hasar yemezken verebilmeye başlayacaksınız. Sadece bu tarz şampiyonlara karşı mutlaka dikkat edin yani. Keşke kullansaydım. Hadi. Keşke kullansaydım dediğim olay şu. Çok iyi. Mükemmel yaptı komboyu. Orada Thresh bana Q attığı anda bassaydım cıva yatağını. Zinzo zaten sersemletme içerisinde olduğunda güzel bir hasar verebilirdim ya da isteseydim oradan kaçıp kurtulabilirdim. O an reaksiyon çok iyi.
Bu arada Desura da YouTube'dan abonelerimden biri. Diğer oyuncular Master Mek, Vic Vega ve Lolumsu. Normal gerçek hayattan arkadaşlarım. Fakat Desura abonelerden o an açık olan oyuncu oydu. Davet attım. Bayağı da iyi oynuyor yani. Umarım bunu söylediğim için bana kızmaz ama kendisi şey demişti. Abi ben gümüşüm, hani size sıkıntı olacaksa oynamayayım, sizin seviyenizde değilim sonuçta demişti. Kesinlikle öyle. Fakat kesinlikle öyle bir durum yok yani. Gayet iyi bir şekilde oynuyor yani. Ki bakıyorum karşı takıma, Plats ve Elmas karışımı bir takım. Tebrikler o yüzden. Yani, kesinlikle özgüvenin hani karşıdaki oyuncuların ligine göre sarsılmasın. Her türlü şey oluyor yani bu oyunda. Bu arada taşıyan o bizi şu anda. Aynı skora sahibiz. Gerçi taşınmak şeklinde ifade edilebilecek bir oyun değildi. Genel olarak her koridor kazanınca oyunu. Da çok zorlamayalım. Bizimkilerin gelmesini bekliyoruz. Normalde W atamadığım için birinin kitle kontrolü uygulamasını bekledim Fiora üzerinde. Ultan kasmadığım için bayağı dikkatli bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Sıkıntı olmasın diye. O kadar güvende oyna burada. Hani skor çıkarabilecekken çıkarmamayı tercih et güvenli oynamak adına. Sonra git burada çok anlamsız bir şekilde rakibin içine gir yani. Benim yaptığım da iş değil. Neyin sıkıntı oluyor, o yüzden Randuin'in alameti aldım. Varmagun'un zırhı da alabilirdim fakat Randuin daha iyi karşılayacaktır bu defansif etkiyi. Gideli 15 kez ölmüş. Rengar iş peşinde. Sanırım üst koridorun inceliklerini hani o an oynarken şampiyonla birlikte anlatsam çok daha rahat bir şekilde anlatabilirim. Bu şekilde yapmaya çalışınca hani hangi birini anlatsam diye düşünüyorum. Hiçbirini anlatmamış oluyorum. Totalde. Yani hiçbirini değil, bir sürü bilgi vermeye çalıştım ama çok daha düzenli olabilirdi bundan. O bakımdan sıkıntı ettim kendi içimde. Tamam, şu dereceli oyunları oynayalım. Zaten olabildiğince size bilgi vermeye çalışıyor olacağım her türlü üst koridor karşılaşması hakkında. İonya düşmemeli. Wow, Thresh. Bayağı güzel tuttu. Direkt bana doğru geliyormuş gibi yapıyordu. Bir anda Q attığı yönü değiştirince. Burası sıkıntı şu anda ama çıkarız yani. Thresh'in denemesi mükemmel değil miydi? Orada o E'si iptal etseydi benim Fener'e gidişimi, mükemmel hareket olurdu. Nasıl dodge'layamam onu ya? Geldiğini fark ettim ama tam olarak nereden geldiğini göremedim görünmez olduğu için. Bazen görünmez gidiyor Nidalee'nin mızrakları. Az önce görünmez gibi geldi bana. Yanlışım varsa söyleyeyim var. Peki ya, adamsın. Thresh, tut beni Thresh. Fena kaybediyoruz yalnız. Bir arada girmeyince. Hop. Rengar kedi. Hepsini kesecek herhalde. 4'te 4. Bayağı taşıdı şu anda.
Normalde bu güçlendirme alınmıyor, sadece kuleyi daha hızlı almak için bunu aldım orada. Yıkım karışım çünkü kulelere karşı hasarınızı arttırıyor. GG Beyblade. Bence güzel oyundu. Tahmin ettiğim kadar, yani aklımdan geçirdiğim kadar bilgi veremedim. Pek memnun olmadım bununla ama olabildiğince anlatmaya çalıştığımı düşünüyorum. Bir sonraki videoda daha da kaliteli yapmaya çalışırız. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oyun son ekranda son olarak göstereceğim hemen. Görüyorsunuz hasarını. Tekrardan tebrik ederim Desura. Görüşürüz.